Yani Mansur Yavaş'ı çok görmek isterdim ama bilmiyorum artık ne olur. Artık aday olamayacak mı? Evet. Mansur Yavaş olamayacak. Yani eyvallah. Devlete millete ne hayırlısı olsun inşallah. Eyvallah. Sizin gönlünüz Mansur Yavaş'ın yanı mıydı? Evet öyleydi. Biraz böyle adaletli olduğunu falan biliyorum peki, yani. Peki yani kültürel adaletsiz mi? O da öyledir. Kesinlikle o da öyledir ama bilmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan adaletsiz mi? Recep Tayyip, hayır kesinlikle artık ben ona hiç yani güvenmiyorum. Eyvallah. Artık bıktık yani. Ben Muharrem İnce. Bağımsız aday zaten. Ondan ümitliyim inşallah bir yere yani gelecek. Bir ittifak kuracak onlar büyük bir ihtimalle. Evet. İnşallah başımızdaki gidecek. Peki, seçim ikinci tura kalırsa kimler yarışır? İki kişi yarışacak eğer çok oy alan. Kimler ikinci tura kalır? Muharrem İnce kalabilir. Muharrem İnce kalır çünkü seviliyor yani. Bence artık bıktı insanlar. Eyvallah. Hemen sizin... Muharrem İnce kazanır ya. Evet. Yani neden Muharrem İnce kalır abi? Muharrem İnce yani daha Muharrem İnce kalır derken halkın çıkıyor ortaya. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alır mı? Tabii ki de. Abi. Yani birinci turda bu iş biter. Muharrem İnce ile bu iş biter. Benim inancım o yönde. Muharrem İnce kazanacak yani. Muharrem İnce şu an hangi ittifakta olduğu kendi başına tek başına zaten ittifak. Bağımsız olarak kendisi girdi. Kendi zaten adaletli olarak da 12 Mart'ta da kendi üyeleri arasında diyor ki benim partimde bana karşı aday olacak olanlar varsa çıksın karşıma diyor. Eyvallah. Yoksa diyor ben adaylığımı koyacağım diyor. Yani orada da bir adaletli bir seçim yapıyor. Hı-hı. Ve Muharrem İnce bu ülkenin başına gelecek diye inanıyorum. İnşallah. İlk turda bir iş biter. CHP hakkında, Kılıçdaroğlu hakkında bir şey duymadık ki zaten. Yanlış bir şey duymadık zaten. Yani adamın bir devletine milletine bir kötülüğü olmadı zaten. Allah var yani. Eyvallah. Yani duymadık ama inşallah. Ama umudumuz gerçekten çünkü oy potansiyeli olarak sanki Muharrem İnce daha iyi, daha istikrarlı. Aynen öyle görüyoruz. Ama geçen seçimde CHP'nin hatası oldu ona karşı. Şimdi Muharrem İnce'yi birazcık düşüşe aldılar o yönden yana ama Muharrem İnce ne yapabilir ki? Sandıkları terk eden CHP'liler oldu. Eyvallah. Şimdi evet. Bakacağız, ama göreceğiz. Ama Muharrem İnce şu anda şey değil. Nereden sonra hangi lideri Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz efendim? Şu an karar vermedim daha. Kararsızım. Vermedim, karar vermedim. Eyvallah. Düşünüyorum şu an. Gönlünüzden geçen biri var mı? Yok, şu an için yok. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Erdoğan. Neden? Seviyoruz. Abi seviyoruz da yani ne kadar seviyoruz? Peki onun yerine gelecek adam var mı? Onun tamam. Yerine gelecek adam var mı? Bana bir tanesinin ismini verir misin? Geliyorlar işte gürgür gürgür. Kim gelecek? Geliyorlar, kim gelecek? Bilmiyorum. Bir tanesinin ismini ver, eyvallah diyeyim. Peki, Tayyip Erdoğan'ı seviyorsunuz. Evet. Halk bu kadar sıkıntı çekerken halk onun sayesinde mi sıkıntı çekiyor? Onun sayesinde derken ondan dolayı mı çekiyor bu sıkıntıyı? Siz değil. Hayatınızdan memnun mutluyum musun? Çok şükür. Her istediğinizi alabiliyor musunuz? Almasam da mutluyum. Her zaman her istediğimizi alabildik mi? Eyvallah. Yok. Alamadım. Mutluyum yani. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, mutluyuz ve tekrardan kazanacağını da biliyoruz. Türkiye'ye çok faydası oldu. Türkiye'ye çok faydası oldu. Her şekilde faydası oldu. Her şekilde. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Eyvallah, sağ ol. Vallahi sandığa gidince karar vereceğim. İnan bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Ben karar verir misin? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şu an kararsızım, vallahi çok kararsızım. Sen? Muharrem İnce istiyorum ama. Neden? Z kuşağını oynuyor adam. Bizi de şey yapıyor, memnun etkiliyor ediyor, yani. Etkiliyor. Evet. Seviyoruz. İyi projeleri var. Var. Eyvallah, teşekkür ederim. Hangi kanal bu? Egele TV. Diyorsun ki bu adam ne yapıyor, kaçayım gideyim. Aynen öyle. Abi aldın soruyor, ne diyorsun? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Bir de olsun ya, onu deneyelim. Abi neden? Nedeni? Evet. Sosyal demokrat olduğum peki, için. Ne değişir abi Türkiye'de? Ya çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Abi seçilirse ne değişir onu sor. Değişirse tabii ki bir güven olur en azından. Hem ya. O gelir diyorsun, ben de soruyorum ne değişir gelir diye. Bir şey değişmez diyorsun, olur mu? İnsanlarda bir güven mi? Bir güven oluşacak yani. Evet abi, güven oluşacak da ülkede ne değişir? Ne yaptılar? Abla bir dakika, ne değişir abi? Neler değişir? Nelerin değişmesini istiyorsun? Vallahi nelerin değişmesini. Ya şimdi hemen böyle sorduğunuz zaman nelerin değişmesi? Çok şeylerin değişmesi istiyorum. Abi, bakalım neler. Ya her şeyin değişmesi gerekiyor yani. Her şey derken birkaç başlık yani, lazım. Yani örnek yani marketlerin önünden bakar mısınız yani? Her şey pahalı, çok hiçbir pahalı şey alamıyorsunuz. Evet. Yani bugün bir şunu söyleyeyim, bugün bir yoğurt aldım, 2 kilo süt aldım, 80 lira nedir abi bu? Yani insan biraz Allah'tan korkar ya. Yani sonra da kalkıp İşte ben namazımda, niyazımdayım. Bu değil yani. Sen onun bunun hakkını yiyorsan, o namazı 1000 kere de kılsan hiçbir anlamı yok yani. Eyvallah. Bence yok. Var mı sizce?
Evet. Sonra biri de bir şey söyleyince hemen neymiş? Bastır polisi, bastır şeyi, al götür. Ne güzel. Değil mi? Eyvallah. Vallahi. Bir şey söylemek istemiyorum. Sen söyle abi. Ben de bir şey söylemek istiyorum.